Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Yine yoğun haber akışının olduğu bir günün içerisindeyiz. Nitekim Türk lirasındaki hareketliliği izliyoruz. Şu an itibariyle 32.41 seviyesinin üzerindeyiz. Borsa İstanbul'da bir miktar öğle sonrasında satışlar yoğunlaştı. Ama zannetmeyin ki yurt içi dinamiklerle direkt olarak ve sınırlı olarak ilgili bir durum değil. Tüm dünyada özellikle gelişen ülke varlıklarına ilişkin son dönemde hem akıllı parada hem de diğer yayın akışlarımızda Bloomberg Business Week dergimizde de belirttiğimiz üzere seçim gündemleri Hindistan, Meksika ve Güney Afrika şu anda küresel anlamda fiyatlamalara yansıyor. Bunlara geçeceğiz piyasa fiyatlamalarına ama önce güne ilişkin öne çıkanlara bir göz atalım. Neler var maddelerimizde diye bir bakalım. Ardından haritamıza geçeceğiz ve ilk maddede biraz önce söylediğim gibi Hindistan'a ilişkin sandık çıkış anketlerine göre mevcut başbakan Narendra Modi'nin tek başına iktidar olamayacağı sinyaliyle hisse senedi piyasalarından 386 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti. Birkaç hafta önce Bloomberg Business Week'te bendenizde Hindistan, parlayan yıldız Hindistan acaba böyle kalacak mı diye bir yazı kaleme almıştım. Belki Hindistan'a karşı tutum değişmedi şu an ama Modi'nin konumunun değişmesi kuşkusuz önemli bir takım olayların işareti olabilir. Nifty 50 endeksi Mumbai'de %5,9 düştü ve 4 yıldan uzun sürenin en kötü performansını kaydetti. Para birimi rupi bir yılın en büyük düşüşünü kaydetti ve tüm gelişen ülke varlıklarında şu an açıkçası artçı bir durum var. İzliyor olacağız. Almanya Federal İş Ajansı işsizlik rakamlarına ilişkin Mayıs verilerini açıkladı. Buna göre ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı Mayıs'ta Nisan'a göre 25 bin artarak 2 milyon 723 bin oldu. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti Mayıs'ta 10 bin kişilik artış yönündeydi. Goldman Sachs Başkan Yardımcısı ve eski Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan şok edici bir şey olmadıkça bu yaz faiz indirimi öngörmediğini söyledi. Kaplan, Eylül ayını faiz indiriminin mümkün olduğu ilk ay olduğunu düşünüyorum. Ancak Fed'in enflasyonda en az birkaç ay daha iyileşme görmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Fed'in bir sonraki politika kararı ise 12 Haziran'da. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mayıs ayına ilişkin fiyat geçmeleri raporunu takip ettik sabah. Enerji grubunda yıllık enflasyonun kayda değer şekilde yükseldiği belirtilen raporda çekirdek enflasyon göstergelerinin ise ılımlı seyrettiği ifade edildi diyelim ve geçelim haritamıza. Bugün bir miktar daha doğudan, hatta indiden başlayacağız görünüme. Göreceğiniz üzere ilk maddede okumuştuk. Çıkış anketlerinde mevcut başbakan Narendra Modi'nin tek başına iktidar olamayacağı sinyaliyle şu anda görmüş olduğunuz üzere Hindistan'da haritada gösterilen Sensex endeksinde %5,74'lük düşüş var. Nifty 50'de de %5,9'luk Mumbai'de düşüş vardı. Buradan her zaman olduğu gibi akıllı parada geçiyoruz eski kıta ve Anadolu'nun olduğu harita kısmına. Avrupa'da da satışlar hakim. Ana endekslerde en negatif ayrışan kısım burada Almanya hisse senedi piyasası DAX. Genel itibariyle baktığımızda da Avrupa'da ana endekslere ilaveten açıkçası birkaç istisna dışında satışlar hakim. Polonya borsası ise %2'ye yaklaşan düşüşleriyle ön planda, birkaç endeksinde pozitifte olduğunu görüyoruz. Harita içerisinde biz BIST %10 10.500'leri takip ediyorduk. 10.500'ün altına geldik. 10.433 puandayız. %1,17'lik düşüş de şu an itibariyle ve bizim 10.400'den 11.000'i hızlı mı geçtik acaba sorularımızı çok da uzun vakit geçmeden bu düşüş izledi. 10.400 yeni izlediğimiz seviye gibi şu an itibariyle birkaç günlük ya da 2 haftalık gelişmelere baktığımızda Borsa İstanbul'da en negatif ayrışan endeks bankacılık endeksi %2'nin üzerinde düşüşle ve BIST %100'de şu anda 66 milyar TL'lik bir hacim var. 32.40'larda dolar TL'yi görüyorum ekranda. Euro TL'de 35.25'lere kadar geldik ki son 2 gün içerisinde Euro dolar paritesinde 1.09'larda görmüştük. 2 yıllık gösterge tahvilimiz %41,66'da.
10 yıllık gösterge tahvilimiz %27,54'te. CDS'imiz yine bu 2 hafta içerisinde 260'ın altına değdi geçtiğimiz hafta sonuna girerken. Şu an tekrar 265'in üzerine geldi. Öğle yayında ben anlatmıştım 260'larda diye, ama tekrar tekrar altını çiziyorum. Gelişen ülke varlıkları ile ilgili şu anda bir sarsıntı izler vaziyetteyiz. Bunun etkileri Türkiye dahil olmak üzere varlık sınıflarına yansıyor. Şunu da belirteyim, Türkiye özelinde de haber akışları ve dinamikler etkili. Küreselde de gelişen ülkelerin açıkçası aldığı rüzgar TL varlıklara yansıyor gibi görünüyor. Brent petrolde de açıkçası son dönemde görmüş olduğumuz seviyelerden geriye geldiğimiz bir süreç içerisindeyiz. Ve 77 dolara kadar Brent petrolün çekildiğini görüyoruz. Ve WTI'de Amerikan tipi ham petrolde de 73 doların bir miktar üzerindeyiz şu an itibariyle. Ons altın 2330 dolarda. Ons gümüşte 30 doların altına çekildikten sonra 29,76 dolarlarda seyrediyor. Ve Bitcoin tekrar 69 bin doların altına geldi. ABD 10 yıllıkları %4,40'ın gerisinde, %4,36'larda. Spot dolar endeksi 104'e daha yakın. Euro dolar paritesinin 1,09'lara gittiği dönemin hemen izlediği gününde VIX endişe endeksi de bir miktar 14'lere yakınsamış gibi diyelim. Ve kısa bir araya gidelim. Aranın ardından iş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan bizlerle olacak. Kaçırmayın. Akıllı para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Az önce araya giderken de söylediğim gibi iş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan bugün bizlerle. Dağlar, hoş geldin. Hemen o sıcak gündem maddesiyle başlayalım. Nitekim farklı farklı aslında Türk varlıklarını etkileyen unsurlar var. Önümüze düşen haber akışları var ama gelişen ülkelerin en çok yıldızı parlayanı son dönemde içerisindeki bir siyasi ajanda tüm gelişen ülke varlıklarını nasıl bu kadar derinden etkileyebiliyor? Meksika'dan bahsediyorsunuz diye düşünüyorum ki gerçi Türkiye'de bu yılın yılbaşından bu yana bakarsak en güçlü performans göstermiş dolar bazında borsasına sahip. Ama Meksika'da bir siyasi olarak biraz piyasanın beklediğinden daha güçlü bir sol siyasette, sol popülist aday daha güçlü bir sonuç aldı ve mecliste 3'te 2'lik çoğunlukları var. Senato'da yok ama Temsilciler Meclisi diyebileceğimiz alt kamerada bir süper çoğunluk elde ettiler. Hani bunun anayasa değişikliği, belki yargı atamaları gibi konuları etkilemesi ve belki biraz daha az piyasa dostu sonuçlar doğurmasından bir endişe var. Ama ve bu da Meksika gibi iyi bir ülke, iyi bir performans olan bir ülkede bir hafif bir olumsuzluk olması biraz sirayet etmiş gibi gözüküyor. Tabii Hindistan ve Güney Afrika'da da beklenenden daha az temiz sonuçlar olan seçimler oldu. Hani bu biraz bir seçim kaynaklı ufak bir oynaklık var gelişen ülkelerde. Hani seçimlerin arka arkaya birbirine çok yakın olmasının da etkisi oldu. Şimdi biz doların tırnak içerisinde zayıfladığı bir ikinci çeyrek izler gibiydik ya da izledik, izliyoruz. Bir ay kaldı, hatta daha bir az süreye kaldı içerisinde. Ama Avrupa Merkez Bankası ve Fed'i kıyasladığımız zaman da bir bakış açısıyla yılın ikinci yarısında şu andakinden daha güçsüz dolar beklentileri öne çıkar gibi. Öte yandan da belki bunu söylemek için erken ya da yeterli bir elimizde gözlem zamanı olmadı ama ikinci yarıda doların pozisyonunu Fed, AMB duruşlarıyla birleştirip özellikle gelişen ülkelerin karşısına koyduğumuz zaman dolara karşı zayıf olacak bir varlık sınıfı var mı senin baktığın açıdan? Yani sonuçta bu enflasyonun iyi yönü, az çok daha hızlı düşürebilen taraf daha kolay faiz indirebiliyor ve daha kolay yönetiyor. Burada Euro-Dolar ilişkisi için de Fed biraz daha en başta bu enflasyon şokunun en başında genel düşünce şuydu. Amerika hem daha hızlı büyür hem de enflasyonu daha hızlı düşürür.
Dolayısıyla faiz de indirebilir ve dolar da güçlü kalır şeklindeydi. Şimdi Amerikan enflasyonu biraz daha yapışkan, hizmetler tarafı kaynaklı ve Avrupa'da biraz daha hızlı sonuç alınıyor gibi son dönemde. Dolayısıyla ECB bir 25 bas puanlık bir faiz indirimi yapabilecek gibi. Gerçi son verilerde ters yönde sinyaller var. Yani son veri enflasyon açısından çok iyi gelmedi. Öncü göstergeler açısından bir miktar daha pozitif geldi Avrupa enflasyonu açısından ama tek bir faiz indirimi yapacaklar bu ay gibi gözüküyor Avrupa tarafında. Dolayısıyla Euro Avrupa'nın eli biraz daha güçlü gibi gözüküyor. Bundan sonra da işte Kanada'nın da benzer adımlar attığını göreceğiz. Ama bizim beklentimiz ECB'nin tek bir faiz indirimi yapıp ondan sonra pas geçmesi. Fed'den de Eylül ayında indirim bekliyoruz. Bir de Aralık ayında. Hani bu süreçte ben Euro-Dolar paritesi açısından çok sert fiyatlamalar beklemiyorum. Hani genel şu an içinde bulunduğumuz seviyeler 1.9-1.8 bu civarda biraz daha dolar pozitif ortam olursa hani bu parite biraz daha düşebilir. Ama mevcut fiyatlamanın zaten bir miktar istikrar kazandığını düşünüyorum. Peki Dağlar, büyüme dinamikleri açısından baktığımızda 2023'te, 2024'te önceki yılın sonunda ağırlıklı olarak içeride de dışarıda da raporlara, stratejistlerin söylediklerine, hatta ekonomi yönetimlerinin beklentilerine oranla bir miktar daha ılımlı seyrediyor gibi şu an için bir karşımızda tablo var. Bu noktada ertelenmiş bir 2025'te sıkılaşma döngüsünün sonu ki bu noktada gevşemeye ilişkin, faiz indirimlerine ilişkin gündemde devreye girmişken gelirse ana senaryolar bozulur mu ve piyasaların, küresel piyasaların buna yaklaşımı beklenilenden ya da olması gerekenden fazla olabilir mi? Burada bahsettiğiniz parametreyi duyamadım, sesinizi iyi alamadım ama hangi parametrenin yatay seyretmesi? 2022 sonunda 2023'e ilişkin beklentiler bir miktar daha olumsuzdu. 2023 sonunda da 2024'e ilişkin özellikle piyasalar düzeltme yapabilir diye bilhassa bir örnek vermek gerekirse mesela Kolanoviç. Ve bu noktada da 2 yılında 2023 ve 2024'ün beklentilerin üzerinde bir büyüme tablosuyla sona ermesi 2025'te yavaşlayan ekonomilere piyasaların çok daha negatif bir tepki vermesine neden olabilir mi? Yani şu an beklentiler aslında Avrupa için konuşalım mesela. Avrupa'nın 2025'te 24'ten daha çok büyümesi. Amerika'da da büyük bir bozulma beklenmiyor. Piyasalarda da yani bizim beklentimiz Amerikan temel hisse senedi endekslerinde çok sert ve kalıcı bir geri çekilme olmayacağı, genel olarak yukarı yönlü hareketin sürebileceği temel işte önümüzdeki dönemin yeni teknoloji hisseleri öncülüğünde. Yani hem hisse senedi fiyatlaması açısından hem de ekonomilerin büyüme seyri açısından çok bence olumsuz bir tablo yok. Evet, geçtiğimiz iki yıl hep beklentileri düşük tuttuk. İşte Avrupa mahvolacak, bu Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası yaşanan enerji şokundan sonra dedik. Avrupa ekonomisi az da olsa büyüyebildi. Bu yıl için topu bu yıla atmıştık. İşte bu yıl artık Avrupa daha belirgin yavaşlar diye. Son gördüğümüz PMI verileri Avrupa'da az sayıda ekonominin bir hayli zayıf olduğunu, işte Almanya, Avusturya, Çekya gibi bir takım Orta Avrupa ekonomileri dışında PMI'larda o kadar kötü sinyaller yok. Bizim ihracat iklim endeksimize bakınca oradaki Avrupa'daki pazar partnerlerimizde ekonomik faaliyet bir miktar güçleniyor. PMI'lar çok kötü değil. Hani dolayısıyla ben bu endişeyi taşımıyorum hani. Çok olumsuz bir büyüme tablosu olacak Avrupa için. Bu da çok sert fiyatlanacak şeklinde. Amerika için zaten hani veriler yavaş yavaş, en son ISM verisi bir miktar beklenenden zayıf geldi. Ama işte istihdam tarafı o kadar zayıf değil. Amerikan ekonomisi büyüme kapasitesi anlamında, işte ekonomisinin dinamikliği anlamında çok olumsuz büyüme sürprizi yapacağını düşünmediğim daha dirençli bir ülke. Dolayısıyla hani bu endişeyi çok taşımıyorum ben. Peki şuna nasıl yaklaşmalıyız? Özellikle hisse senedi piyasalarında
büyümenin beklenilen kadar kötü olmamasının coşkusu ya da bir takım özel başlıklar da işte teknoloji rallisi. Çok açıkçası 2021 sonrası bir 2022 parantezi sonrasında akamete uğramadı. Ama tahvil tarafında da belki kur gibi geçici bir takım gündemlerle hareketlilikler yaşıyoruz ama fiyatlamalar net biçimde bu olumlu beklentileri hisse tarafı için konuştuğumuz destekler biçimde mi? Mesela sabah Fed yetkililerinden birinin yanlış anımsamıyorsam işte sene sonunda 10 yıllıklarda kapatacağımız yer 4,10'lar ve Fed'den de işte minimum bir faiz indirimi şeklinde. Yani bu kadar güllük gülistanlık bir senaryo tahvil tarafında da şu an fiyatlamaya girdi mi girmek üzere mi? Yani evet, tahvil tarafında yine %4 üstü bir 10 yıllık tahvil faizi. Son dönem, yani bu krizler öncesi dönemi hatırlayalım. Covid öncesi, Ukrayna-Rusya savaşı öncesi, bu dünyamızın biraz değiştiğini hissettiğimiz döneme değil de biraz öncesini, eski dünyayı hala yaşadığımızı hissettiğimiz dönemi Amerikan tahvil faizlerinde hem finansal baskılama kaynaklı hem de uzun vadeli verimlilik artışları kaynaklı bir aşağı yönlü seyir vardı 1980'lerden bu yana çok net bir şekilde. Hani burada önümüzdeki dönemde bunun bizzat bu %2 gibi seviyelere hızlıca gerilemesi zor gözüküyor. Amerikan devleti ciddi anlamda borçlanıyor ve mali disiplinden çok uzak ve de bir jeopolitik, az çok da bir jeopolitik kapışmaya hazırlanıyor Çin'le. Dünyada ticaretin serbestliğine dair eskisi kadar net, işte belli bölgelerindeki dünyanın verimlilik kazanımlarını sistemin geneline hemen yansıtabilen bir ortamdan çok biraz daha müttefik ülkeler arası ilişkiler dönemine benziyor ortam. Yani bütün bunlar sebebiyle kalıcı olarak Amerikan tahvil faizleri o eski döneme dönemeyecektir. Biraz daha yüksek olacaktır ama yön aşağıdır. Enflasyon geriledikçe Amerikan tahvil faizlerinin de baskılanmasını beklerim. Burada hani bir miktar ölçülü bir hızla olur diye düşünüyorum bunu yıl sonuna kadar. Dolayısıyla yani orada da Amerikan tahvili yatırımcıları için büyük bir jeopolitik şok yaşanmadığı sürece genel yön faizlerin getirilerinin düşeceği bir ortamdır. Bu çok hızlı olmayabilir. O zaman hazır enflasyon sözcüğü geçti. Dün enflasyonu karşıladık ve beklentiler aslında enflasyonun zaten aydan da bağımsız 2024 yılının ortalarında zirve yapacağı ve bu noktadan itibaren Bakan Şimşek'in tweet'i de zaten hemen ertesi gün ertesi saat düştü önümüze. En kötü geride kaldı şeklinde bir ifadesi verdi. Tabii bu duygusal olarak da algılanabilecek bir konu ama iktisadi olarak bakarsak senin baktığın yerden de özellikle Türkiye için enflasyon anlamında en kötü geride kaldı mı? Öyle olmuş gibi gözüküyor. Yıllık enflasyon önümüzdeki dönemde kesinlikle düşecek. Temmuz-Ağustos aylarında 10'ar yüzde puan kadar üst üste düşecek. Yani Ağustos'ta mesela Eylül başında Ağustos enflasyonu açıklandığında bu rakam 51 gibi bir şey olacak. O açıdan bir kazanımı göreceğiz yıllık enflasyonunun düşüşünü. Geçmiş yıllarda, geçtiğimiz yılda baz etkisinde bir ücret, kur ve dolaylı vergi şokları aynı andı. Şimdi bu şokların olmadığı bir döneme giriyoruz. Bu şokların olmamasının sebebi bir miktar politikadan kaynaklanıyor. Dolayısıyla politikanın sonucu olarak enflasyon düşeceği bir alan var. Ama çekirdek ve aylık enflasyona baktığımızda ve bunun mevsimsellikten arınmış eğilimine baktığımızda çok tipik bir yapışkan enflasyon probleminin sürdüğünü görüyoruz. Yani verinin aylık eğilimindeki detaylar çok iç açıcı değil Mayıs verisinde ve kurdaki yataş seyre rağmen bu böyleydi. Ben önümüzdeki dönem bu artık bir tepki göreceğimizi düşünüyorum işte Haziran ayında. Çünkü ekonomide yavaşlamaya ilişkin bir takım yeni sinyaller ortaya çıktı. Kurun seyri de zaten, dolar TL kurunun seyri de şu an enflasyonu oldukça destekleyici şekilde bugünkü ufak yukarı yönlü hareketliğe rağmen. Dolayısıyla bu enflasyon er geç düşecektir ekonomi yavaşlarken. Ekonomi çok sert bir şekilde yavaşlamıyor. Dolayısıyla 2018'deki kadar net bir şekilde kur şoku öncesi ya da
enflasyon artışı öncesi fiyatlama alışkanlıklarına hemen dönemeyeceğiz. Ama şu an şirketlerin bir miktar normal ekonomik yaklaşımın ötesine geçmiş fiyatlama alışkanlıklarının sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Bu Temmuz ayında özel sektörde ücret zammı olmayınca bir de bu reel olarak tüketicilerin alım güçlerinde düştüğü bir ortama sokacak bizi. Bu ortamda artık şirketler şu anda olduğu gibi ayda %3-3,5 çekirdek enflasyon artışı yaratamazlar diye inanıyorum. Yani az çok temkinli iyimserim. Yıl sonu enflasyon tahminim %44. Merkez Bankası kadar da iyimser değilim. Anlayacağınız şekilde. Peki, popülist bir soru olarak algılama bunu ama ücret zammı olursa ya da olmazsa enflasyonla ilgili bu beklentilerinde eminim ki değişikliğe neden olacaktır ama bilhassa asgari ücret zammı ile ilgili bir gelişme olursa değişir mi kafandaki senaryo? Evet, bir ücret zammı olursa senaryo değişir. Birincisi doğrudan otomatik etkisi var. Bazı sektörlerde maliyeti arttırdığı için bunu piyasaya yansıtma eğiliminde oluyor şirketler. Maliyetin karşılanabileceği durumlarda da bir ekstra talep olduğunu görüyorlar, olabileceğini görüyorlar ve otomatik olarak bunu yansıtıyorlar. Yani tüketicide var bu para, eskiden şu kadar para vardı, şimdi bu kadar para var. Hemen bunu fiyatıma yansıtayım diyor. Burada geçişkenlik oranının tam ne olduğunu tartışmalı bir mesele. %20 gibi oranlar da konuşuluyor. Eski çalışmalarda bu %10 civarında. Ama her halükarda rahat bu %44'lerde dediğim yıl sonu enflasyon tahmini rahat bir şekilde 50'nin üstüne çıkarır böyle bir şey olursa diye düşünüyorum. Bence olmayacaktır. Bir de doğrudan mekanik etkileri dışında talep ve maliyet etkileri dışında yani mevcut hükümet enflasyonu anlamlı bir şekilde düşürmeden havlu mu atıyor endişesi de yaratabilir böyle bir adım. Bu kendi kendine bazı sonuçlar doğurabilir. Hani bu üç kanalla tabloyu ciddi bozar. Ekonomiyi yavaşlatması açısından olsun. Demin saydığım diğer konular açısından olsun. Bu Temmuz'da bir asgari ücret zammı olmasıyla olmaması maalesef ciddi fark yaratıyor. Yani bu arada mesela şu da var. Kamu ve emekliye zam olacak. Ama bunun etkisi daha küçük. Ve de biraz daha bölgesel. Yani yaşadığınız yerde çok memur varsa, mesela Ankara'da, muhtemelen bunun fiyat etkileri biraz daha bölgesel olarak güçlü olabilir. Bu noktada bu sürecin planlandığı gibi hem üst elden ekonomi yönetiminin planladığı hem de ana akım işte bizim konuştuğumuz çevrelerde yumuşak iniş, büyümede de çok sert bir kayıp yaşamadan geride bırakılması halinde biraz önce sen de altını çizdin. Ciddi anlamda reel gelir kaybı yaşayan kesimler var. En azından bu süreç geride bırakılırsa ve öngörüldüğü gibi enflasyon diyelim ki %20'lere kadar gelirse daha sonra en azından telafisi mümkün mü? İktisaden en azından iş kaybı olmadan ve bu dönemin sonrasında enflasyonun daha düşük seviyelerde seyretmesi sonra bir miktar rahatlama yaratabilir mi bilhassa hane halkında? Yani uzun vadede bir noktada olabilir ama kısa vadede iş kaybı olmamasını biraz fazla iyimser buluyorum. Çünkü tamam yine az çok iktisadi faaliyeti fazla daraltmadan enflasyonu düşürdüğümüzü varsayalım. Bir reel değerlenmeden ciddi yararlandık diyelim. İşte kur sabit gitti fiyatlar artarken. Böyle bir durumda da yani dolar bazlı olarak emek değerleniyor. İşte belki bu Temmuz'da yapmıyorsunuz bunu ama Aralık'ta yapıyorsunuz. Ya bu arada benim tahminlerimde Aralık'ta 12 aylık enflasyonu kompanse eden bir asgari ücret zammı var. Hani altında veriliyor gibi bir politika olacağını düşünmüyorum. Sadece zamanlaması geçici olarak reel alım gücü kaybı yaratacak şekilde olacak ücret ayarlamasını. Ama böyle ortamlarda yani TL reel değerlendiğinde bunun esas sonucu emeğin reel değerlenmesi. Hani 2000'lerin başında da zannedersem Cevdet Akçay'ın bu konuda bir analizi var. Yani reel değerlenme olan dönemde elinizdeki emek kaynağını daha verimli yönetmek istiyorsunuz. Dolayısıyla istihdam tarafını çok daha yavaş büyütüyorsunuz. Yani genel anlamda talep arz koşulları daralmadan biraz yatay seyrederek dengelense bile
istihdam tarafı biraz arkasında kalabilir. Yani her büyüme eşit ya da kesin istihdam getirmiyor. Bir de ihracata dayalı bir iş yapacaksanız, oradaki talep bazen içerideki mevcut iş gücünüzle karşılanabiliyor. Dolayısıyla belki büyük kayıplar olmaz ama yani istihdam tarafı önümüzdeki 6 ayda zayıf seyredebilir. İş gücü kayıpları bir miktar bazı sektörlerde olabilir diye düşünüyorum. Dağlar'la son sohbetimizde ben kendisini ilgiyle okuduğum ve izlediğimi takip etmiştim. Bu cevabı için de teşekkür ediyorum. En azından verdiği referans bence çok anlamlıydı. Peki son 4-5 dakikada da şunu konuşalım. Türkiye'nin bir enflasyon gündemi var ama ona denk ben makroyla hep piyasaya ayrı bakarım. Yani birbirine çok karıştırmadan tabii ki ilintisi var ama bir borsada da konuştuğumuz şöyle bir BIST 100 seviyelerine bakarsak inanılmaz bir dönem. Yani 2021'den beri işte enflasyon rallisi miydi değil miydi teorik tartışmalara da girdik kavramsal anlamda. Borsayla ilgili bu içinde bulunduğumuz o uzun zamanlı süreç bu konuştuğumuz senaryolarla ciddi anlamda şekil değiştirebilir mi? Yoksa zaten bir salgın öncesi ve salgın döneminde yeterince dolar bazlı da geride kalmıştık. Geriden geldiğimiz için Borsa İstanbul'la ilgili şu an alıştığımız tablo sürer mi? Geriden geldiğimiz için büyük düşüşler olmaz diye düşünüyorum. Yani yukarı yönlü işte belli dönemler zayıflar ama genel yönün en azından yatay pozitif olacağı bir kabulle yaklaşılabilir. Yani çok istisnai fiyatlamalar dönemini yaşamıştık. Bu ne diyelim 2022 yazından önceki 2 yılda, 3 yılda. Belki 4 yılda. Biraz fazla Türkiye'yi cezalandıran piyasa fiyatlamaları vardı Türk şirketlerinin. Şimdi o dönemle bir yapısal farklılığımız var. Türkiye çeşitli jeopolitik avantajlarını da kullanmaya çalışıyor. Bir para girişi var. Politikalarda belli bir istikrar olacağına dair ipuçları var. Yani bu dönemde öyle işte borsa bundan sonra er geç ciddi hasar alır diyeceğim bir gelişme yok. O yüzden genel anlamda pozitifiz. Ama ayrışmalara iyi bakmak lazım. Biz yine TL'nin kısa vadede, önümüzdeki bir ayda, iki ayda belki, TL'nin değerlenmesinden yararlanacak şirketleri önermeye devam ediyoruz. Bankaları önermeye devam ediyoruz. Reel sektör tarafında biraz daha mesafeliyiz ama orada da işte uluslararası ölçekte iş yapan ve de küresel döngüde olumlu yerde konumlanan, belki içeride küresel trendleri iyi takip eden bazı ufak teknoloji şirketleri, yani genel anlamda seçici olunduğunda beğenilecek hisseler olduğunu görüyoruz. Ve piyasayı, hem piyasayı yenebilecek hem de alternatif araçlara iyi alternatif araçlara karşısında iyi bir performans gösterebilecek. Ben pek kötümser değiliz ama seçici olmak lazım. Ve de dönem dönem de risk algısı daha zayıf olan, çok risk almayı sevmeyen yatırımcıların da şu an gidebileceği para piyasası araçları, faizin görece yüksek getirisi, beklenen enflasyona göre pozitif reel faizli mevduat ve sabit getirili araçlar da mümkün. Bunlar arasında iyi bir denge kurulabilir. O zaman o kısımda ismi geçti. Geçtiyse de ben kaçırmış olayım. Eurobond'a bir yer açabilir miyiz? Çünkü bir dönem çok fazla ben hiç etliye sütlüye karışmayayım. Eurobond fonu olsun ya da Eurobond'un kendisi olsun. Bu noktada bana avantaj sağlar görüşü şu önümüzdeki süreç için geçerli mi? Yani Eurobond, Türk Eurobond'ları biraz değerli. Özellikle kısa vadelerde, kısa bacağında. Ve de hani TL, açıkça bir TL pozitif hikayemiz varken, işte parasal sıkılaşma döngüsü devam ediyorken, hani bence Eurobond ve döviz cinsi varlığı konuşmak için biraz erken. Ben şu noktada hani elbette dövize yönelik özel bir ilgisi olan yatırımcı için Eurobond yine özellikle orta ve uzun vadeli hazine Eurobondlarımız ya da şirket banka Eurobondları ki onlara ulaşmak biraz daha zor oluyor ama yine bir seçenek olabilir ama
şu an TL pozitif hikayeye göre TL cinsi para piyasası ya da faize yönelmek bana daha kısa vadede daha makul bir strateji olur gibi geliyor. Eurobond'un da vakti olacaktır. Elbette bir noktada, hani ben yaz sonu gibi düşünüyorum, bu TL'de fazla reel değerlenme endişesi belki baş gösterebilir. O dönemde dövizde olmak isteyebilen yatırımcılar olabilir. Ama şu an TL pozitif ortama kendimizi bırakmak daha iyi bir strateji gibi. İş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bu kıymetli sohbeti için. Efendim son dakikada gördünüz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan, gelişmiş ülke merkez bankalarının daha temkinli şekilde faiz indirimlerine gidecekleri yönünde bir beklentiler güçlendi açıklaması var. Meclis Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmada programa başlarken gelişen ülke varlıklarında bugün bir sarsıntıdan bahsediyorduk. Bu noktada da hem içerideki gelişmeler ve dinamikler hem de dışarıdaki bu hava Borsa İstanbul'da 10.500'ün altına gelmemize BIST 100 endeksinde sebep olmuştu. Halen oralarda kaldığımızı söyleyelim. 10.428 puandayız şu anda. %1,20'lik düşüşle dolar TL'de de 32.20'nin biraz altı biraz üstü derken bugünkü hareketlilikler ki başka haber akışları da oldu gün içerisinde 32.45 seviyelerini getirdi. Şu an 32.45'in altındayız ama 32.44'ünde üzerindeyiz ve küreselde petrol fiyatlarında da geri çekilmelerin belirgin biçimde izlendiği bir gündeyiz. Brent petrol 78 doların, Amerikan tipi ham petrol WTI'da 74 doların altında şu anda diyerek akıllı paraya noktayı koyalım. Birazdan Açıl Sezen sizlerle finans merkezinde birlikte olacak. Tekrar görüşmek ümidiyle hoşça kalın.